Evet İlker'cim. Kayıtta mı? Kayıtta tabii ki. Şimdi ben İlker kardeşimin motorunu kullanacağım. PCX150. O da benim Suzuki adresi kullanacak. Ondan sonra İlker'in deneyimlerini alacağız bakalım. Ben de anlatacağım. Suzuki'den inip PCX'e binmek nasıl bir şey. Hadi gidelim. Bayağı sessiz çalışıyor bari. Birini ezmeyelim. Aynaları ayarlayalım. Evet arkadaşlar çıktık yola. Ondan sonra Münir'in adresini de kullanacağım. Yalnız bir şey söyleyeyim. Suzuki'den inip buna bindikten sonra adresten daha rahat bu alet. Bu alet daha rahat. Ayrıca frenleri daha yumuşak. Tabi benim arka kampana. Aynalar daha iyi gösteriyor. Nereye gidiyor la bu? İlker gaza geldi, daha tepe yardırıyor. Hadi biz de gidelim. Bakalım asıl testi şu anda başlatıyoruz. Güzel. Dengesi de iyi. Dengesi de güzel bir motor. Dediğim gibi ayna görüş açıları falan güzel, oturuşu süper. 150'lik bir cihaz olduğu için, motor olduğu için gayet de iyi gidiyor. Arkadan baktığımda benim motor bayağı ufak. Hani onunla aralara girdiğim gibi herhalde giremem bununla TCX'le. Ama dediğim gibi alet iyi ya. İlker pek rahat etmiş gibi durmuyor. İlker sığmadı. İlker herhalde bir 1.85 var. Ben 1.81 boyundayım. Ve İlker 100 kilonun üstünde. Şimdi soracağım zaten bütün detayları. İleriye kadar gideceğiz. Bir bakacağız. Yorumlarını alacağım İlker'in. Yok ya, rahatmış bayağı, güzelmiş. Elleri de bıraktı. Şu anda dengesini ölçüyor herhalde motorun. Benim motor bayağı dengelidir. Sizdeki adres bayağı dengeli. Bisiklet gibi bir şey zaten. 97 kilo. Münir de gaza geldi. Şu anda Suzuki adresin sıfır fiyatı 7100 lira. Herhalde TCX 150'nin de 12-13 vardır.
Niye bu kadar yavaş gidiyor? Şimdi şurada bir hızlanma denemesi yapayım. Nasıl? Güzel abi, fena değil. Stop etti. Aradaki 40 cc farkı pek belli değil yani. Kalkarken öyle. Stop etti. Çalıştı. İşte bu stop etme olayı güzel. Start stop var. Araçta. İzlenmesi falan da harika. Yalnız bazı arkadaşlar buna ölüm makinesi diyor. Niye onu söylüyor anlamadım. Neden acaba ölüm makinesi deniyor buna? Aletteki tork güzel. Güzel ya alet. Sevdim, çok rahat, yumuşak. Şimdi göt dayanma şeyi de iyi. Kıçını dayayabiliyorsun. Kendi kendine stop ediyor. Basıyorsun, çalışıyor, devam ediyor. Bu da güzel. Yalnız ayakları bayağı rüzgar oluyor. Benimkinde bu kadar rüzgar almıyor ayaklara. Daha ufak olmasına rağmen benimkinde Suzuki adresli bu kadar rüzgar almıyor. Ama güzel ya alet. Acaba videoda kaç kere bu alet güzel diyeceğim. Ona da bir bakalım. He. Oo. Süspansiyonlar çok sert. Benimki biraz daha yumuşak. Evet. Hani bu taşı bile hissediyorsunuz diyorlar ya, bunu gerçekten hissediyorsunuz. İlker'de geçiyor şu anda. Motoru da yıkatamadım, motor da leş gibi. Yıkamacılar bayağı doluydu. Ya bu videoyu çektikten sonra zaten yıkayacağım büyük ihtimal. Öyle gezilmez. İlker emanet malı oturuyor gibi oturmuş bu sonra. Şimdi İlker kapattı. Ben de kapattım. İlker biraz sıkıyordu, korkmuştu. Ama kapattığı zaman iyi gidiyor. Benim aletle gidiyor ya bayağı. Şehir içi hızlarda gayet ideal. Zaten 0.80 km hız çekmiştim kaç saniyede. Onu diğer videomda görürsünüz. Güzel alet, güzel. Şöyle yukarı doğru çıkalım. İlker'le de bir konuşalım bakalım. Görüşleri neymiş? Ya çok az, 1-2 kilometre önce geldik zaten. Bir bakalım. Neler diyecek İlker? Kanka biraz daha ileri alsana. Tamam. Kapattık mı lan, gitmesin bu.
Şimdi kapattık. Bir bakalım, konuşalım. Beğenmiş mi İlker? Evet İlker'cim, yorumların ne? Abi yorumlarım güzel makina. Benimkinde o, benimki 150'lik, seninki Suzuki 113. O aradaki 40 cc fark, yani çok aman aman ağır bir makina yapmıyor yani Suzuki 40 cc fark. Güzel, ben beğendim ama yalnız ben iri yarı adam olduğum için bana göre sen biraz kaç kilosun? Ufak. Ben 110 kilo. Boy kaç? 1.90. Şimdi 1.90, 110 kilo arkadaşımız. Ben arkadan gelirken... CX de bana ufak. Ya bu da sana ufak olur. Bana bu Yamaha tam. Yamaha X-Max falan. Yani sana X-Max olur, Burkman olur. Aynen. Yani Burkman falan olabilir sana. Ben bindim, gezdim. Yani şuradan şuraya kadar geldik. Yani çok fazla gezmedik ama. Çok rahat. Yalnız bu kasislerde falan acayip damp 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 vuruyor alttan. Şimdi sert. Süspansiyon biraz sert. Ama adet güzel ya. 150'lik. Diz mesafesi de uzun olduğu için biraz geride kullanmak zorunda kaldım motoru. Evet. Çok büyük manevralarda dizim direksiyona çarpıyor. Çarpıyor mu? GX'de öyle bir sıkıntım olmuyor. O bakımdan gidon yüksekliği iyi bana göre. Yani şöyle söyleyeyim. Ben 1.81'im, 97 kiloyum. Adrese çok rahat binebiliyorum. Ama 1.81 üstündekinde yani bilemiyorum. Ayakları büyük ihtimal değer. Aynen. Bir de 1.81... Çok çevirince değiyor. O mesela parktan asfalta doğru çıktığımız alanda fazla manevralar yapmak zorunda kaldığım için bizim direksiyona değdi. Ama bu yolda gelirken virajlarda falan öyle bir sıkıntı olmuyor. Sıkıntı yok. İki alet burada. Tabii ki o... O fiyat ne kadar şimdi bunun? PCX. Ben aldığımda 9.300'dü. Şu anki dolar kuruna göre 10.300 en son. 1300. Honda'nın sitesinde 10.300. 10.300. Yani Rus satıyla falan yine 10.500-10.700 gibi olur. Yani 1800'e geliyor. Bu da işte 7.100 liraya çıkmış fiyatı. Suzuki adresin. 300 lirada masraf olsa 7.400 civarı bir şey işte. Cup case falan alacaksanız onlar da zaten ayrı para. Ayrıca onu da direkt... Seninki bu orijinal mi yoksa tur camı? Yok abi, bu da şöyle bir... He, ayrıyeten aldım bunu. Aynen. Buna ne kadar verdin? Bunu 130 liraya aldım abi Honda'dan. Normal orijinal camı şuraya kadar falan. Bu bayağı uzatıyor. Evet, doğum gününe geldiğinde falan. Bindiğimde bayağı rüzgar alıyordu. Aynen. Ama şu anda gayet iyi. Arkadaki çanta... Çanta çok gürültü yapıyor. Evet, takır takır bayağı titriyor. Bunu Kappa veya gibi veya Honda'nın kendi orijinal çantası çok pahalı. 800 lira. Evet. Ama gibi veya Kappa alırsa PCX arkadaşlar daha iyi olur. Ben bu çantayı ucuz diye aldım. Bir de hacmi büyük diye aldım ama çok titreşimden gürültü yapıyor. Onun dışında ben kendi motorumdan memnunum. 2013'ten beri motor kullanıyorum. İlk motorum PCX 125'lik vardı. Bundan önce yine bunun siyahı vardı. Çaldılar. Evet. Mecbur gidip bir tane daha almak zorunda kaldım. İş için kullandığım için bilgisayarcılık mesleğim. Sürekli müşteriye git gel, Kadıköy'den parça al gel montajını yap. Motor çok büyük hayatımı kurtarıyor. Evet. O yüzden motorsuz olmuyor diye yine aldık. Bütçesine göre düşünen arkadaşlara tavsiye edebilirim. Adres de kendi fiyat aralığında güzel motor. Yani ben beğendim. 110'luk çok ağır gitmiyor. Güzel gidiyor. Ha, yalnız şöyle bir şey var. Güzel gidiyor diyoruz da ben bunların bagalarını değiştirdim. Yani fark etmiştim. Yani normal kalkışı falan bayağı yavaştı bunun. Ağırdı. Hani düşünüyordu. Gazı verdiğin zaman gitsem mi gitmesem mi diyordu. Böyle 20 km hızdan sonra normal şu andaki hızına geliyordu. Şu anda sıfırdan kalktığın zaman yaklaşık 2 saniye falan fark ediyor ötekiyle. Yalnız çok serileşti. İlk kalkışı çok serileşti. Bundan önceki bende de 125'lik varken PCX'in Polini debriyaj kiti taktırmıştım. Hı. Normal orijinalinde 6 bilya var bunun debriyajında. Evet. Polini kitte 9 bilya var. Hı hı. Bir de yayı daha sıkı, daha hızlı atıyor. O hızlanmada bayağı faydası olmuştu 125'likte. Şimdi bu 150'lik onu taktırsam mı taktırmasam mı bilmiyorum. Bu faydası olur mu diye ama. Vallahi sana bir şey söyleyeyim, gayet iyi hızlanıyor. 125'li olduysa
1-2 cc daha arttırır. 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 Benim için son hızdan daha önemlisi otobüs kullanırken ani hızlanması. Çok kötü değil gerçi şu an. Yok güzel güzel. Ama onu taksan belki bir faydası olur diye düşünüyorum. Ya illaki olur da işte onun da fiyat... Aynen öyle. 670 lira gibi bir fiyatı var şu an. Yakıtından bahsedecek olursam biraz, bir depoyla 300 kilometre gidiyoruz. Deposu ne kadar? Şu anki benzine göre 41 liraya doldurdum en son. Kaç litre alıyor? 7 litre alıyor. 7 litre alıyor. Ne kadar gidiyor? 300 kilometre zorlarsam gidiyor. Bir kere deneme amaçlı o kadar zorladım. Yolda kalır gibi oldum. Neyse ki hemen buldum, bir benzinci aldı. İyi var. 300 kilometreyi gördüm yani, ondan sonra da bir daha o kadar zorlamadım açıkçası. Gerek de yok. Bilmiyorum yine gider mi gitmez mi bilmiyorum. Bir deneme yapılabilir. Aynen. Hani fiyat performans açısından ben adres kullandığım için oradan biliyorum. Yani fiyat performans açısından adres iyi. Hani şehir içerisinde gidiyorsanız, gittiğiniz yerler çok uzak değilse, mesela 30 kilometre günlük gidip 30 kilometre gelip 60 kilometre yapıyorsanız yorar. Hani PCX'e bindim, dediğim gibi selesi acayip rahat. Ama amortisörler biraz sert. Rahatsızlık veriyor ama abi, biliyor musun? Ben kilomdan ötürü mü bilmiyorum. Arkadaşlarım söylüyor, Antalya'ya gittik, şuraya gittik. Evet. Ya nasıl gidiyorsunuz diyorum o kadar mesafeyi. Ben buradan Şili'ye giderken mahvoldum. Yani Şili'ye giderken biz de mahvolduk. Yani... Münir'le beraber. Burak da vardı. Şöyle yan yana koyayım abi. E koy abicim. Bir de benimkini de orta sehpaya al. Seninkini de al orta sehpaya. Şimdi arkadaşlar, dediğim gibi yıkatamadım motoru. Leş gibi, yaklaşık 1,5 aydır böyle leş gibi geziyorum. Hani cüsse olarak PCX çok büyük. Hani aralardan geçeceğim diyorsanız trafikte, adres daha iyi ama 1,82 boyunuz var ise ve de 100 kilonun üstündeyseniz adres almayın. Bilemezsiniz yani. Benim için gayet ideal. Benim ayaklarım falan da sığıyor. Kilom da müsait. Ayrıca bayağı alıştım. Hani bundan sonraki motor ne olur? Yani X300 iyi alabilirim. Hani buradan 200 alabilirim. Ama düşüneceğim. Hani bu sene değiştirmeyi planlamıyorum ama gelecek sene değiştireceğim. Sen bunu değiştirsen ne alırsın? Ben bunu değiştirsem Forza istiyorum abi. Honda Forza. 300'lük bir alet. Evet, biliyorum. Bayağı kaslı, güzel bu motor. Max Integra da güzel. Integra'ya bütçe pek yetişmeyebilirdi abi. En son baktığımda 57 Forza bindi. Herhalde 4 gün önce falan baktım. 57 bindi. Forza'da 20 binlerde yanılmıyorsam. Evet. ABS'li. ABS'li. PCX'le yalnız şeyi karşılaştırmışlar. Yamaha X-City mi? M-Max mi? Yanlış olmasın. M-Max X-City değil mi? X-City var. Aha. Bir de M-Max var. Ha, biliyorum M-Max'i. M-Max'le galiba karşılaştırmışlar. M-Max bir tık daha PCX'e göre alınabilir o fiyat aralığında. Ya neden alınabilir biliyor musun? Bunda ABS yok abi. Bir ABS, bir ABS'si var. ABS gerçekten hayat kurtarır. Aynen. Sen de biliyorsundur. Bunun arka kampana değil mi? Arka kampana, ön disk. Mesela arkayı sıktınca %30 ön tarafı da sıkıyor. Şey, kombine çalışıyor. Aynen öyle. Ya o kombineden şikayet eden arkadaşlar da var. Zaten bütün motorların dandik lastikle geliyor. Aynen öyle. Benim şu an orijinal üstümdekiler cam gibi yani. Arkası zaten bir hafif göt atıyor. Aynen öyle. Ben çok dikkatli kullanıyorum özellikle yaşlı, evet, yollarda. Çok fena kalıyor. İnşallah önümüzdeki bakıma götürdüğümde bir sistem bize. İnşallah. Daha güzel olur. Beraber alırız zaten. Onu da çekeriz. Bakımlara giderken bak, sen bakımlarından çok şikayetçi olmuşsun bir bakımında. Ya ben bütün şirketlerin bakımlarından şikayetçiyim. Yani adam akıllı birini bulduğun zaman. 35 liraya yaptırdım abi yağ değişimini. 35. Sadece yağ değişimi, hava filtresi şey, yağ filtresi falan abi değişmedi. Hayır. Genel bakım ve yağ değiştirdiler. 35 bin bakımında değiştirdim. Bir de 2500'de. Şimdi 4000'de büyük mekanik bakıma girecek. Hı hı. O da bundan önceki bildiğim motora göre 170 lira falan tutmuştu 4000 bakımı. Bunun şu an ne tutacak bilmiyorum. Çünkü dolar kuru fark edecek mi? Çok fazla fark geçen etmez. Geçen sene
4000 bakımı 170 lira tutmuştu Honda 150'lik. Ya benimkinde 4000 bakımı 180 tuttu ama ben hava filtresini de değiştirdim ve de bunun en pahalı maddesi şey hava filtresi. Kaç para biliyor musun? Kaç para biliyor musun? Kaç para? 80 lira. Wow. Bayağı bildiğin yani 80 lira. Bujiler falan. Bujiler 6000'de değişecek. Çabuk değişecek. Ben değiştireceğim 6000'de. Benimki 10.000 galiba. Daha değişmedi. Buna da bineriz de burada çok trafik var abi. Şimdi buna hiç kaçmayalım. Bunu daha sonra çekeriz. Detaylı bir şekilde daha sonra çekeriz. Ha. Şimdi bununla bunun arasındaki farklar sadece onlar değil. Bagajını aç. Şimdi görüyorsunuz benimkinin bagajını. Hani bir kask sığıyor diyor ama yarım kask sığabiliyor buna. Şöyle bir bagajı var. Işık yok benimkinde. Bagaj böyle. Şimdi bunu gördüğünüz gibi burada bir kask sığıyor rahat rahat. L-beden değil mi bu? Evet. L-beden bir kask rahat rahat sığıyor. Ya da şu kadar bir alan daha koyuyorlar. Aynen. Yani ben kaskımı koysam, şunun içindekileri buraya koysam rahat vallahi rahat giderim. Aynen. Ama kask sığmadığı için bunlarla dolduruyorum abi. Yapacak bir şey yok. Kapıyı saldım zaten. PCX'de şu orta kısmı büyütüp depoyu öne alıp burayı kapatmış. Yandan aslında bunun bacaklarınız içeride kaldığı için rüzgarı kesiyor. Onu da söyledim. Benim burada bacaklarım ya açıkta alıyor kaldığı için rüzgar alıyor biraz. O konudan şu orta sıkmış bir konuda avantajlı olabilir ama bunda dezavantajı. Bagajı küçük, depoyu da tabii arkaya aldık. Aynen, depoda arkada olduğu için. Hem bagaj küçülüyor. Yani onu artık kendiniz zaten karar verecek. Aynen öyle. Arkadaşlar, düşünün arkadaşlar. Büyük bagaj istiyorsa bacaklarım çok önemli değil. Üşürüm ben, rüzgar vursun, sıkıntı yok derlerse. Sıkıntı yok diyorlarsa, PCX alsınlar veya kuryeler bir şey örtüyorlar. Daha da o öyle olmaz bir şey ya, tercih edebilirler. Bence. Ya da adres gibi bir motor alınan. Seninki onda da SH300'ün minyatürü gibi abi. Evet, benziyor. Görüntü olarak. Şeylere falan çok benzemiyor. Space'lere falan yok. Space'le alakası yok. Şimdi Space'nin minyatürü gibi biraz. Space'nin yeni bir modeli çıkıyor. Alfa. Alfa galiba. Yani adresin aynısı abi. Doğru. Hani videolarına baksınlar yeni Space'nin yeni modeli 2017. Baksınlar aynı yani. Bildiğin aynı cihaz. Ha biraz daha herhalde yayvan yapmışlar. Ama aynı yani görüntüsü. Anlatacaklarım benim bu kadar. Var mı söyleyeceğim şeyde? Ekleyeceğim bir şey yok. Valla benim de yok. Böyle görüşlerimizi paylaştık. PCX'ten inen biri Suzuki adrese binerse ne düşünür? Suzuki adresten inen biri PCX'e binerse ne düşünür? Bunları anlattık size arkadaşlar. Başka videolarda görüşürüz. Ares'e de bineceğiz ama ben bu trafikte şimdi onu süremem. Onun vitesi var, bilmem nesi var. Düşeriz. Kırarız bir taraflarını. Uğraşmayalım. Daha sonra çekelim. Başka da bir şey yok anlatacağımız zaten. Görüşmek üzere arkadaşlar.